Çiçeği Burnunda Damat, ünlü oyuncu Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Hanım'la yaptığımız keyifli sohbet var sırada. Bakın taze evli çift nikah tarihini geç alınca hangi fırsatı kaçırmış? Bilmeyi falan da öğreneceğiz. Çiçeği Burnunda Damat, ünlü oyuncu Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Yapıcı'yla çok özel bir röportaj. Kaçsak mı eve gitsek mi acaba diye düşünmeye başladık. Yeni evli çift nikah tarihini geç alınca hangi fırsatı kaçırdı? Bu sene geç kaldık. Evlilik tarihini biraz geç almışız. Sıcak bir İstanbul sabahında Bebek'te püfür püfür esen ağaçların altında bir yandan soğuk limonatalarını yudumlayıp bir yandan sokak müzisyenlerinin şovuyla kulaklarının pasını silerken rastlıyoruz Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Hanım'a. ...80'ler dizisinin kahveci Mesut'u Necmi Yapıcı... ...tıpkı dizide olduğu gibi bir an olsun eşinden ayrı kalmıyor. Her an el ele göz gözeler. Tek sıkıntıları sıcak havalar. Vallahi sıcaklar felaket. Evet şu an serinde oturuyoruz. Esen yere geldik kendimize. Esen bir yer bulduk. Evimiz de serin. Daha Karadeniz bölgesine yakın çünkü. Serin yani evden çıkmıyoruz o yüzden. Geçtiğimiz haftalarda Magazin 8 ekibi olarak yeni evli çiftin yeşillikler içindeki evine konuk olmuştuk. Sessiz, sakin, şehrin gürültüsünden uzak, cennet köşesi gibi bir yerde yaşıyorlar. Yani eve kapanmakta haklılar. Köydeyiz işte o yüzden köye taşındık. Yeşilliğin içinde hiç çıkmıyoruz dışarı. İşte bir pazardan pazara geliyoruz böyle. Biraz hava alalım burada bakalım ne oluyor diye. Ama genelde evdeyiz yani. Hatta diyoruz kaçsak mı eve gitsek mi acaba diye düşünmeye başladık yani. Bu yeni yaşam tarzı yeni hobiler de edindirmiş Necmi Yapıcı'ya. Domates, salatalık, biber falan böyle ekmek üzereyiz şu anda. Geciktik dediler. Haziranda bitirmek gerekiyormuş bu işler ama olsun dedi bizim bahçıvan dedi. Olur dedi. Şimdi işte onunla uğraşıyoruz. Ekip biçme işleri için biraz gecikmediniz mi? Evlilik tarihini biraz geç almışız. Ayarlayamamışız onu. Sebzeye yetişemedik. Bu arada Necmi Yapıcı'nın imajındaki değişikliği fark ettiniz mi? 80'lerdeki kahveci Mesut her gün sinek kaydı tıraşını olup o meşhur bıyıklarını tarayan bir karakterdi. Şimdi ünlü oyuncunun saçı sakalı birbirine karışmış durumda. Haşlak haşlak konuşup benim tav etme. Bu bilimsel bir şeymiş oğlum. Kitaptan okudum. Sesime eğitiyorum böylelikle. Anladın mı? Tabii bu imaj değişikliğinin bir sebebi var. 80'ler devam ve bir de Mahsun'un bir filmi var. Bu Eylül'de çekimi başlayacak. Vezir Parmağı diye ismi. 14 Şubat'ta Amerika'da avukat Ece Bina'yla dünya evine girdikten hemen sonra kızını kucağına alan Mahsun Kırmızıgül kolunun altında senaryoyla dönmüş İstanbul'a. Dönem filmi 1900'lerin başında geçiyor. Çok güzel bir hikayesi var. Trajikomik. En son 2015 yılında Mucize filmiyle beyaz perdede boy gösteren Mahsun Kırmızıgül bu kez de bir dönem filmine imza atacakmış. Filmin oyuncularından biri de Necmi Yapıcı. Saçı sakalı uzatmasının nedeni de tabii ki yeni rolü. Ya işte sen dedi hiç dokunma saçlara sakallara ona bir şekil vereceğiz dedi. Bakalım işte at binmeyi falan gideceğiz. At binmeyi falan da öğreneceğiz.